bizi meydana getiren, yüzümüzü, vücudumuzu meydana getiren atomlardır. Bu atomdan bahsediyorum, gaybden değil. Yüzümü meydana getiren, gözümü meydana getiren, kalbimi ve aklımdaki o dima, sinir sistemimi de kanımı meydana getiren atomun çekirdeği olan protonu diyor misket kadar büyütsem. Tamam. Ona en yakın geçecek elektron İstanbul'dur diyor. Adam İstanbul söylüyor. Bunun arası diyor daha önce biz okurken Boştur diyor. Şimdi dumandır diyor. Kozmik bir duman. Ne oldu belli değil. Bilmiyoruz diyor. Bu İngiliz'in şeyi. Şimdi ben bunun arkasına düştüm. Niye düştüm? Ya mesela kötü bir haber duyunca o deme vuruyor. Nasıl ağrıya dönüşüyor? Utanınca kızarıyorum. Utanmak madde değil, maddede gözüküyor. Korkunca kağıt gibi oluyor. Doktor Tansiyonu bakınca fırlıyor. Bakmayınca çok rahat oluyorum. O kanı hareketlendiriyor. Namaz kılıyor, kılmıyor, faiz yiyor, nam kitap okuyor. Simadan belli. Bunda hiç alakası yok. Simadan namaz kılan niye gözüksün? Herkes hareket ediyor. Mesela namaz diyelim ki simayı nurlandırıyor. Aynı namaz hareketi yapsak, namaz şeylerinde okusak, niyet etmesen, eğilip kalksan gene nurlanmıyor musun? Aynı hareketi yap. Adam yapmış. Avusturyalı bir kadın. Ben bunu deneyeceğim diyor. Niçin bunların? Bunun peşine düşmüş ya. Bir de e, Kayashi Kitoşima mi neydi bir Japon. E, bunu böyle 400 küsür sayfa kitabını okudum. Okudum. Diyor ki niye erik bu renkte? Yani e, kiraz niye? Niçin insanlar bu renkte? Bu neyin hakikati? Yani suret nereye dayanıyor? En son şu anlar 76'da. Suret hakikate istinad eder. Ondan medet alır. Hayatlanır, ruhlanır diyor. Koca kitabın şeyi buna da bile varamadı. Yani... Namazı kılsa, niyet etmese, namaz için olmasa gene suratı nurlanmıyor. Ha. Şimdi bunun ne işime yarayacak? Namaz kılanın, oruç tutanın veya düşünen insanın, iyi veya kötü düşünen, hain veya merhamet, siması değişiyor mu? Değişiyor. Nesi değişiyor? Diyor ki o adam, protonla elektron arası boştur, orayı kozmik bir enerji diyor. Ne olduğu belli olmayan ama her şey olabilen bir boşluktur. Diyor. Ben oraya bir baktım. Orayı dolduran, maddeyi doldur, maddeyi değiştiren şey olması lazım. Çünkü sima değişiyor. Zan varmış. Zanlar oraya giriyor. Zan ettiğim şey protonla elektron arasına girip onun için sima değişiyor. Diyorsun ya, ulan şu adamın gözüne bak ya. En gerekli yılanı gibi sokuyor ya. Ulan rahatsız oldum bu adamdan. Veya esnafsınız, bilirsiniz, öğretmensiniz, doktorsunuz. Bu adam doğru söylüyor ama güvenmiyorum ya. Bu adam itiyor ruhum. Ya istemiyorum ha Mehmet kardeş fabrika. Doğru söylüyor gibi ama yok ya ruhum bir şey mi itiyor? Şimdi niye simalar değişiyor? Bakın lavaboya bakıyorum. Suretim de gösteriyor. Suretime bakıyorum. Ruhumu gösteriyor. Ruhuma bakıyorum Allah'ı gösteriyor. Burası ruh seyrediyor. Ve benim diyor. Benim takkem der gibi benim simam. Ha, burayı ne dolduruyormuş? Zan. Sonra o proton elektron arasını dolduran ahlak, huylar. Derler ya huysuz adam be. huyun batsın falan. Hulukların cemi. Huy. Onun için kişinin diyor namazı sizi aldatmasın Allah Resulü diyor. Ayette de o namaz kılanlara yazıklar olsun. Niye? Ahlakı ağır. Girdiği zaman eve veya iş yerinde sanki despot ya. Acayip bir şey yani. İslam şeyi yok ki ahlak Ve ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim dememiş. Ve Davut Ne demiş Hasan'ım? Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. İşte ahlak başka bir şey. Ve asıl imamı zaman evlenirken veya insani ilişkilerde diğer ulemaya rağmen şöyle demiş. İlk ölçü din değil. Kastamonu 252. Seciyeten, ikinci ölçü kız verirken, kız alırken. Sonra diyaneten. Sonra sanat. Sanat kendini yönetebilme becerisi. Birincisi adam diyanet, din ama adam ahlakı yok ya. Gavul gibi bile değil yani. Demek ki uzatmayayım. Protonla elektron arasında zan Zandarımız oraya girdiği için simamız değişiyor. Oraya girdiği için huy, ahlakımız gergin oluyoruz. Niyet ve nazar mayet eşyayı değiştirdiğini Ustad Sari söylüyor. Niyet ve nazar mayet eşyayı, eşanı mahiyetini değiştiriyor. Mesela genetiğini, genom. Genetikle ağaçın zahirisiyle uğraşmıyor bilim insanı, genetikçiler çekirdeğiyle uğraşıyor. Aynı onun gibi insanı genetiğini değiştirebiliyor. Ee, onun için uğraşıyorlar olan bu tüplere, bu bunlara ne kadar gıda şey yaptık, hücum ettik. Gene değişmiyor ya. Sebebi ne kadar bozulsa bile, bozuk şeyler yese bile bu milletin seciyesinde zan, ahlak, niyet ve nazarı güçlü olma nispetinde maddeye hakim oluyor. Madde ille bozuk olunca insan çökecek değil. Mesela onlardan bir tanesi korku e, somut e, somut değildir, soyuttur, düşünseldir. Ama adam felç olabiliyor. Mesela tansiyon. Mesela Afyon'daydım ben. Dedi ki doktor oradaki kliniğe aslan. Ya abi de gelmişken dedi gece şu an. Ya bir tansiyonu bak. Ya ben baktırmam. Bırak. Yok bak, İlle bakacağım. Kendi söyledi. İyi. Kendim yaşadığımı söylüyorum. E, Normalde bir hepsinden küçük ve büyük fazla çıktı. Abi bir de bakalım dedi. İyi dedim bak şimdi. Şimdi dedim onu en az bir bir buçuk aşağı inecek. Hemen odaklandım işte kendimce bir yöntem. Hop o da dinliyordur şimdi derse. Allah Allah bir nokta üçte aşağı inmiş. Kasıyorsun kendini ona fiilen anlatmaya çalışıyorum. Düşünceler, zanlar, niyet ve nazarlarımız, ahlakımız maddeyi değiştiriyor. Madde değişiyor abiler. Mesela e, keramet gibi gözükürken aslında Allah'ın başka bir adeti olan 28 defa zaman zehirlenmiş. Ama maddenin arkasına geçtiği için maddeye hükmetmiş. Ve sol memesinin altında zehir toplanmış. Vefat edeceği zaman Allah onu hareketlendirmiş. Böylelikle şehit olmuş. O zamana kadar durmuş. Kendisi gösteriyormuş. Zehir burada. Niye aktif olmuyor? Dur, durmuş biliyorsunuz bu. Madde, madde böyle değişiyor. Hastanede, koronada yatıyor. Şimdi yatıyor, ben yani orada da yoğun bakımda, orada da apar topar götürdüler öteki tarafa. o baktık beyaz örtü örttüler. Ona ben burada şimdi nasıl düzeleceğim ki? Biraz, biraz, biraz önce kendisini kötü hissetti, yoğun bakıma geçti. Yoğun bakımda hemen biraz bir yere götürdüler, bir baktı ki beyaz örtü örttüler. Ölmüş. Şimdi oradan ben nasıl diri kalacağım ya? Zan aktif oluyor. Onun için pek evde ölen olmuyor. Çoğunlukla hastanede ölüyorlar. <laughs> Sebebi ölülerle beraber oldukları için olumsuzluklarla ama gitmeyeceksiniz anlamında değil ha doktor kızacak bana. Yani zanı anlatmaya çalışıyor.